Herkese selamlar. Yine uzun bir aradan sonra memlekete gelip hayvanlara bir göz gezdirme şansım oldu. Şöyle bir bakınca birçoğu hayvanın çok ciddi değişim olduğunu görüyorum. Özellikle hayvanlardan uzak kaldığınızda ve belli bir süre sonra, bir ay gibi bir süre sonra geldiğinizde o değişimi siz çok daha net görüyorsunuz. Yakınındaki insan çok daha fazla göremeyebiliyor. Zibritlerin tam tarihini açıkçası hesapladım. Yaklaşık olarak tam tarihi diyeyim. Yani şu anki bulunduğu ay 5. ayında bu zibritler bir aydan sonra artık yumurta beklentisi içine doğru gireriz diye düşünüyorum. Erkekte böyle bir halsizlik sezdim gibi olmuştu. Fakat şu anda iyi gibi. Bakalım, inşallah bir problem yoktur. Şöyle şurada da dişimiz var. Sağlıklı şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Ve bu da mavi yumurtlamasını beklediğimiz mavi yumurtacı. Şimdi bunun sakalı yok. Bunu birçok arkadaş da söylemişti. Bu pek anladığım bir alan da değil, mavi yumurta olayı. Ama muhtemelen bu tahminimce kırılmış, yani kırma hale getirilmiş olma ihtimali mümkün, mevcut. Şimdi diğer bir hayvan da şurada yeni. Onu da göstereyim şöyle. Buraya doğru geliyor ama bunun gördüğünüz gibi sakalı var. Bu Americano türü olması lazım. Ama bunun normalde siyah Americano'yu biliyoruz. Bu sanki biraz daha blue tarzı gibi duruyor. Ama hiç dediğim gibi bu da bildiğim bir şey olmadığı için acaba o siyah Americano mu oluyor? Onu artık bilenler yazar. Hiç benim zaten benim dışında ben yokken buraya getirilip konulmuş. Hayvanı da bilmiyorum. Şunun iki tanesi bizim astrologun kırmaları. Şurada da yine Lysus Hex'in, kim bilir belki orijinaldir, belki kırmadır. Onu büyüyünce artık daha net tahlil edebiliriz. Üç tane de bu önceki videolarda bulunan üç civciv şu an burada. Tabii buradan bıldırcınlar malum biliyorsunuz bir kazaya uğramıştı. Artık ne olduğunu bilmediğimiz bir hayvan buradan kaçırmıştı. Hal öyle olunca burayı da açık bıraktığında bizimkiler bakmışlar, ufaklıklar da oraya gidiyor giriyor. Biz de o şekilde devam ettik, orada kalmalarına izin verdik hayvanların. Orada kalıyorlar ama diğer zamanlarda gelip buradan yemlerini yemeye devam ediyorlar. Yani şöyle bir baktığınız zaman zaten hani gümüş zibrit tamamen süs hayvanı. Başka herhangi bir özelliği yok. Ne yumurtası fazla, ne nasıl diyeyim, eti fazla. Bunu zaten birçok kişi biliyor. Tamamen süse yönelik bir hayvan. Ve bunun da hakkını veriyor açıkçası. Şöyle ki aslında bunun gümüşleri gerçekten çok güzel, çok güzel gözüküyor. Videolarda eminim ki çok daha güzel gözüküyordur. Yani hakkını veriyor dediğim süs tavukçuluğunun, süs tavuğu olma özelliğinin hakkını gerçekten veriyor. Çünkü çok güzel görünüyor. Fakat benim gözümle, kendi gözümle gördüğüm videodaki gibi olmuyor. Ben de bunun farkındayım. Ki bunu alacak insanlar da bunun hayal kırıklığına uğramasın. Çünkü hayvanın desenlerinde, beyazlarında sarımsı bir renk var. Ve bu gerçekten videolarda o kadar net gözükmüyor. Ama bunların renklerinde sarımsı bir renk var. Ki hani bu bendeki hayvanlardan kaynaklı değil. Ben birkaç yerde de canlı şahit olarak zibrit gördüm. Gümüş zibrit. Gümüş zibritler de böyle. Hatta bir kişi, bir abimiz, bu hayvanlardan iyi anlayan bir abimiz. Aslında altın zibrit daha iyi. Çünkü tüyü sararmıyor. Olduğu gibi kalıyor ama gümüş zibrit büyüdükçe, zaman geçtikçe tüyünde sararma oluyor demişti.
Şu an ben de bunu canlı olarak net şekilde görüyorum. Videolarda sizlere gözükmese de bunu bilmenizde fayda var. Bu sararma hayvanlarda oluşuyor. Yine diğer hayvanımız bu hayvanlardan yaklaşık olarak 1 ay küçük, yani 4 ay civarında mavi yumurtlamasını beklediğimiz mavi yumurtacımız. Şu sarı renkte, sarı beyazlı renkte olan hayvan. O da yaklaşık olarak 1 ay, 1 aylık geriden geliyor diğer hayvanlara göre. Yani o da 4. ayında olması lazım ki bunlar dışarıdan geldiği için ve bunlara bir zaman dilimi, zaman tutmadığımız için açıkçası çok net bilemiyorum. Fakat zibritler yaklaşık olarak 5. ayında, bunu biliyorum bu kadarını. Yine aynı şekilde diğer hayvanda 4. ayında, çünkü ondan 1 ay sonra çıkan bir hayvan. Onu net şekilde biliyorum. Şimdi yemi tabii bizimkiler ilgileniyor. Biz burada olmuyoruz. Buğdayla yumurta yemini karıştırmışlar gördüğüm kadarıyla. Muhtemelen bu yumurta yemi, pelet yem şeklinde. Şöyle bir sallayalım ki hayvanlar yere dökülenden elinden yesin. Şimdi şu mavici nereden çıktı? Bunu da yine tanıdıklarımız getirip buraya bırakmışlar, koymuşlar. Mavi yumurtacı bu da. Erkek gibi duruyor bana, bilmiyorum. Sanki kibiklerinde yükselme var. Bu da tek. İşte bilmiyorum, bu da bu şekilde nasıl olacak ama bu sanırım diğerine göre daha orijinal. Hatta belki çok daha iyi orijinaldir. Orasını bilmiyorum tabii ki net olarak. Anladığım bir hayvan türü olmadığı için. Ama bu daha orijinal duruyor. En azından sakalları vesairesi mevcut bu hayvanın da. Sanırım yeme doymuşlar. Çok da öyle koşturmuyorlar yem için hayvanlar. Beyaz olan hala eskisi gibi uysal. Böyle bırakmıştık. Hatta yani bu kadar uysal olunca ben yalan yok şeyden çok korkuyorum. Daha önce biliyorsunuz bizim gözü sıkıntılı bir hayvanımız vardı. Acaba onun gibi mi diye düşünmüyor değilim ama o şekilde de değil. Gözünde de bir problem gözükmüyor, sağlam. Yeni bir gelişme yok. Hani şöyle yok, bu hayvan buraya getirilmiş. Onun haricinde farklı bir gelişme yok. Bir tane var, o da gözünde problem olan hayvanımızın artık kesilmiş olması. Zaten onun yaşı vardı, 1 yaşına yakındı. Sadece ebat olarak büyük değildi ki kestikten sonra da hani daha da teyit edilmiş oldu. Ebat olarak gerçekten küçük. Yine küçük bir hayvanmış. Yine bunun üstünü çinko yapmışlar. Burada bir çadır vardı bildiğiniz üzere. Bunun üstü çinko yapılmış. Zaten yaz ayında olduğumuz için de bu konuda çok fazla üstüne düşülmemiş. Fakat hani bu denli çinkolar eski bir çinko. Çok rüzgarlı havada filan belki kümes için, hayvanlar için iyi olmayabilir. Fakat dediğim gibi yaz ayında olmamızın verdiği güvenle yapılmış bir şey bu da. Açıkçası maalesef birçok şeye imkanım yok. Şöyle ki ben biliyorsunuz hayvanların özellikle ne kadar yem tükettiği ile ilgili bıldırcının da yine tavukların da küçük cevizlerini de yapmıştım. En çok merak ettiğim hayvanlardan birisi de zibrit. Zibrit acaba ne kadar yem tüketiyor? Hani ne kadar götürüyor, ne kadar getiriyor? Hani süs tavukçuluğunun dışında düşünerekten bunu bir yumurtacı olarak baktığımız zaman ne getiriyor ne götürüyor, bunu çok merak ediyorum. Getirisini şu an ölçemeyiz ama ne yemiyor ölçülme şansı var, fakat şu an benim imkanım yok çünkü belli kümesler var, ben burada değilim. Hani üstüne düşmek, her gün kontrol etmek, yemin hani sürekli doldurmamak, ölçmek gerekiyor. Bunu ben şu an için yapamıyorum ama ilerleyen zamanlarda imkan olanak olduğunda
Gerçekten bunu merak ediyorum ve denemek istiyorum. Umarım böyle bir fırsatımız da olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler.